Uzaktan çok kolay geliyor ama orada yaşayanlar için 50 gün değil, 5 dakika, 50 dakika bile son derece önemli. Bütün arkadaşlarımla birlikte o depremin sıkıntısını ilk günden beri yaşadım. Bölgede ilk günkü sorunlar maalesef hala devam ediyor. Özellikle köylerden son derece yoğun şikayetler alıyoruz. Köylerde enkazlar ne yazık ki olduğu gibi duruyor. Köylerin çadır ihtiyaçları, konteyner ihtiyaçları devam ediyor. Özellikle hayvancılık yapan köylülerimiz şu anda yem sıkıntısı, ilaç sıkıntısı, çiftçilik yapan yurttaşlarımız gübre sıkıntısı çekmekte. Bölgedeki tarımsal faaliyetlerin başlaması için mutlaka devletimizin köylülerimize destek vermesi lazım ve bu verilen destekleri de mutlaka çoğaltmak lazım. Köylere özellikle bir kez daha altını çiziyorum. Kontinyer verilmesi, hayvancılığa uygun mutlaka çadırlar yapılması şart. Hayvancılık ve çiftçilik yapan vatandaşlarımızı hem bu bölgede hem de üretimde tutmak zorundayız. Dünyanın her yanında yaşattığı acılar ortadayken Amerika Birleşik Devletleri'nin dünyaya insan hakları karnesi vermesi düpedüz yüzsüzlüktür. Kendi suçlarını örtme çabasıdır. Her zaman söyledim, bugün bir kez daha Türkiye Değişim Partimizin genel merkezinden bütün ulusuma sesleniyorum. Dünya insanlığı için, dünya barışı için bir numaralı tehdit Amerika Birleşik Devletleri'dir.